Bir restoranda garsonluk yapıp aynı zamanda evlere de servis yapan genç adam yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Tam bir aydır çalışıyorum ve iş stresinden çok yoruldum. Bir ay boyunca durmadan çalışmama rağmen ancak 3 günlük masrafımı karşılayabildim aldığım parayla. Borçlarıma gelince onları da ödeyemedim tabii ki. İstiğfar çekiyordum sürekli. Çünkü Allah'a istiğfarla yaklaşmanın olmazları olur edeceğini biliyordum. Ay başında sabahleyin çalıştığım restorana gittiğimde patron benden uzak bir adrese gitmemi istedi. Hayrolsun deyip yola koyuldum. Sonra söylenilen adrese vardım. Fakat yanlış yola sapmış ve yanlış adrese gelmiştim. Kapıyı çaldığımda iki küçük çocuk açmıştı. Kendileri pizza istememişlerdi fakat babaları onlara pizza gönderdi diye mutluluk sesleri geliyordu. ''Babamız bize pizza yollamış, yaşasın! Babamız bizi seviyor!'' diyorlardı. Genç adam sözlerine devam etti. Sonra anneleri çıktı kapıya. Gözlerinden hüznü belli oluyordu. Bana ''Kim yolladı pizzaları?'' diye sorunca ona gönderenin adı ve daire numarasını söyledim. Kadıncağız ağlayarak ''Ben de eski eşimin aklına sonunda çocukları geldi de dünden beri bir şey yemeyen çocuklarına yemek yolladı sandım.'' dedi. Kadının sözleri beni çok etkilemişti. Pizzaların fiyatını üstlenerek onlara bıraktım. Bir de elimdeki son param olan 20 lirayı babanız gönderdi diyerek çocuklara verdim ve sonra... وَاللّٰهُ يَقَبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Sonra çocuklara sarılarak vedalaşıp çıktım oradan. İşime geri döndüğümde beni bekleyen bir sürü sipariş vardı. İş arkadaşımın acil işi çıkıp gitmişti. Gittiğim siparişlerde aldığım bahşişler çocuklara verdiğim pizza parasının 10 katı olmuştu neredeyse. Bu Allah-u Teala'nın bana göstermiş olduğu cömertlikti. O günden sonra elimden geldiğince yetimlerin ve dulların kapılarına yemek bırakıyordum. Ben infak ettikçe Allah kat be kat fazlasını veriyordu. Bir süre sonra kendi restoranımı açtım. Allah işlerimi kolaylaştırmış, bana rızık kapılarını açmıştı. Allah yolunda infak etmek hayatımın akışını değiştirmişti. Fakir ve muhtaç bir insanken zengin biri haline gelmiştim. Hakikaten iyiliğin karşılığı daima iyiliktir. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذًا لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ